Mutlu Günler Eğitimi Merkezi'ne başarıya doğruya sevgili dostlar. Bugün bir kez daha hoş geldiniz. Evet, sizlerle biraz sonra Hukuk Fakültesi'ni ve İktisadi İdare ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ni masaya yatıracağız. Çok değerli konuklar burada sizin akıllarınızda olan soruları zamanın el verdiği süreçte tek tek yanıtlamaya çalışacaklar. Ancak önceden bir sohbet ettik. Zannedersem birçok yeni bilgiyle de karşılaşacaksınız. Ya, kısacası eğer bu fakülteleri seçmeyi düşünüyorsanız bizi 4 gözle değil 8-10-12 gözle izlemenizde kulaklarınızı iyi açmanıza yarar var. Evet, konuklarım MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Havva Karagöz ve diğer konuğum ise yine aynı üniversitenin ve benim Galatasaray Lisesi'nden kardeşim İktisadi İdare ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Kivaroğlu. Hoş geldiniz değerli dostlar. Hoş bulduk. Efendim hemen Sayın Karagöz'le işe başlıyoruz. Ben klasik anlamda şunu sormayacağım size. Çünkü bunlar 2010 öncesindeydi. Efendim hukuk fakültenize uygulamalı mahkeme var mı? O zaman cazipti bu. Şimdi olmazsa olmaz gibi. Ancak bir de 21. yüzyıla gidiyoruz. Oraya göre bir hazırlıklar yapacağız. Tabii ki 21. yüzyıla giderken de çeşitli problemler çıkıyor yeni yeni. Hukuk bunun üzerine ne yapıyor sorusundan önce. Hadi gelin önce bir reform paketine gidelim. Reform paketinde hukuk fakülteleri için neler düşünüldü? Şöyle başlıklarla bize bir özetleyin. Efendim teşekkür ederim. Bence de öyle. Bu günümüzde yeni fakülteye başlayacak öğrencilerle biraz tereddüt olduğunu biz de hissediyoruz. Cumhurbaşkanımız bir paket biliyorsunuz sadece tabii bu yayınlandı şimdilik. Aslında yargıda reform paketi adı altında yayınlandı ve tabii ki fakülteyi hem okuyanlar hem de sonraki mesleği ifade etkileyecek bir sürü yenilikler başlık olarak sayıldı. Bu paketin içerisinde aynı zamanda hukuk eğitimine ilişkin ve hukuk fakültesinden mezun olduklarında öğrencileri etkileyen bazı yenilikler var. Önemli. Çok kısaca söyleyeceğim. Hukuk fakültelerinin 5 yıla çıkması meselesi. Hukuk fakültesi 5 yıla çıkacak dendi. 2. Sıralama değişecek. Daha iyi olacak. Yani daha kısıtlayıcı olacak. 100 binle inecek dendi. Ama Cumhurbaşkanımızın o ifadesi sanıyorum eski bir bilgiydi. Çünkü 150 bin taban puan olduğunda biz bunu 100 bin olarak hukuk fakültesi dekanları olarak yok önermiştik. Sağ olsunlar bunu iletmişler zaten. Ama bugün 190 bin olduğu için bu belki 150 bin olacak. Yani bu sıralama bence farklı olacak. Yani bilgi kargaşası var ama taban puanda bir iniş isteniyor. Bu ikisi tamam. Öncelikli. Sonra daha da ilginç olan hukuk fakültesi mezunları artık hakim, savcı, avukat ve noterlik için mesleğe geçiş sınavı diye bir sınava tabi olacak. Bu sınav geliyor dendi. Şimdi bu üçü eğitime giren öğrenci için mesleğe geçişten önceki önemli 3 soru. Bir defa önce şunu söyleyeceğim. Korkmasınlar henüz bunlara ilişkin herhangi bir hukuki düzenleme yapılmadı. Yani paketin yayınlanmış olması şu anda bunun uygulanabileceği anlamına gelmiyor. Hepsi hemen hemen tüm başlıklar farklı biçimde ya kanun ya yönetmelik veya yok kararı gibi aslında bir düzenleme gerektiriyor. Henüz bu düzenleme tüm paket açısından yapılmaz. Dolayısıyla bunlar yapılacak mı? Yapılırsa ne olacak? Ve tabii ki teferruatlar ne olacak? Asıl belki orada konuşulması gerekir. Bir defa korkmasınlar henüz bir şey olmadı. Peki olsa ne olacak? İsterseniz yani olursa ne olacak? Olsa sonra ben gelmeden önce şunu söylemekte yarar görüyorum ben. Bir kere burada biz alanda bulunan araştırmacı genç dostlarım var benim. Onlar da gittiler sordular. Ve şöyle bir soru geldi. Acaba mevcut öğrenciye uygulanacak mı? Yeni girenlere mi uygulanacak? Bir. İkincisi burada bir kriter var. Ölçme değerlendirmecilere ben uyarmak istiyorum. Eğer burada hukuk fakültesinin başarı yüzdesi, başarı sıralaması 100 bine düşerse. Başka o zaman şey. Burada düşerse, o zaman burada sayısal öğrenciler yalnızca Türkçeden bir soru dahi yapsalar ki matematik yaptılar hiç yapmasalar yine onlara eşit ağırlık puanı geliyor. Burada hukuk fakültelerine yalnızca sayısal öğrenciler yer alır. Doğru. O zaman YÖK'ü de burada hemen uyarıyorum. Bu tip olayda lütfen dikkat Sayın olsun. Cumhurbaşkanı, Sayın danışmanlarına düzgün bilgiler versinler. Çünkü öbür türlü eşit ağırlıklı öğrenciler bundan sonra hukuku yalnızca tabelasına bakarak bakarlar. Eğer 100 bine düşer ise cümlesiyle getirelim. Buyurun. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bitirelim. Bir önceki sistemi söyledi. Bir sonra bir sistemimiz var. Tabii ki onun değil ama eline paketi verenlerin mesuliyeti bence. Buna çok dikkat etmekte yarar 5 var. 5 yıl olması hiç kötü bir şey değil. Önce onu söyleyeyim. Yani öğrenciler eğer ki üzerinde çalışıyoruz, yarın bir çalıştay var, sistemi düzgün kurabilirsek. Zaten hukuk fakültesinin eğitiminden sonra bir süreç var öğrencilerimizin gördüğü ve hukuk fakültesinin programı ağır. Avrupa'da ve
Amerika'da sistemler var. Bunun üzerine yeniden bir güncelleştirme yaptık bilgilerimizde. Avrupa'da zaten 3+2 biçiminde ya da 5 yıllık olarak sistemler var. Bunlar çok iyi işliyor. Yeter ki doğru yapılsın programlar. Öğrenci için zarar değil. Boşa geçmezse bu zamanları. Tabii ki eğitimdeki eksikliklerden şikayet eden, daha sonra mesleğe atıldıklarının ortaya çıkan sorunları çözebiliriz. Bu faydalı bir teklif. Peki. Doğru olduğuna inanıyorum. İnşallah bunu düzgün bir biçimde uygulayabiliriz teferruatlarda. Giren şu andaki öğrenciye bunun uygulanması doğru değil. Zaten normalde yasalar makable şamil olmaz, geriye yürümez. Mevcut öğrenciye açık bir hüküm olmadığı sürece, ki olmayacağını tahmin ediyorum, uygulanmaması gerekir. Peki. Bundan sonra belki olacaktır ama henüz düzenleme yok. Yani mevcut öğrenci buna ilişkin herhangi bir tereddütte bulunmasın. Sınavı da bilmiyorum nasıl arz edersiniz. Peki ben hemen Sayın Kibaroğlu'na geçiyorum. Sayın Kibaroğlu, tabii burada şöyle, şimdi siz İktisadi, İdare ve Sosyal Bilimler Fakültesindesiniz ve biraz evvel içeride konuşuyorduk. Birçok yenilikler söz konusu. Evet. Niye? 21. yüzyıla gidiyoruz diye. Evet. Ben sözü hiç soru sormadan size bırakıyorum. Lütfen bu eğitim sistemi, evet, bölümler arasındaki ilişkiler, daha doğrusu bu fakülte neler yapacak, nerelere geliyoruz, söz sizde. Çok teşekkür ederim. Fakültemizde öncelikle şunu söyleyeyim. Ekonomi bölümü. Pardon hocam, bir uyarı da var. Fakültenin bölümlerini hocam bahsederse çok iyi olur. Tam onu söylüyordum. Tamam. Fakültemizde ekonomi bölümü var, işletme bölümümüz var, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler bölümümüz var ve psikoloji bölümümüz var. Burada dikkatinizi çekmiştir. İşletme bir kenara koyulabilir. Ekonomi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve psikoloji aslında bilim dalı olarak da özellikle akademik kariyer yapmak isteyen arkadaşlarımızın tercih edebilecekleri bölüm, ama tabii ki işletmede de akademik kariyer yapılabilir. Ama ekonomiden devlet kurumlarında veyahut akademide kariyer yapmak isteyenler için veyahut siyaset bilimi daha uygun olduğu düşünülebilir. Bizim 2014 yılında ilk öğrencilerimizi aldığımızda zaten müfredatı dünyadaki bu alanda en ileri ülkelerin, en iyi üniversite müfredatlarına bakarak hazırlamıştık ki her birimiz nereden bakarsanız 15-20 yıllık akademik geçmiş olan insanlardı ve her geçen sene bizim müfredat komisyonumuz müfredatımızı güncelliyoruz. Ve müfredatı güncellemek de dünyanın da belki önüne geçtik. Zaten üniversitemizde tümüyle kabul gören ve uygulanan ters yüz edilmiş eğitim öğretim modeli, yani flip learning, flip classroom dediğimiz modelde dünyada birçok ülkede olmayan bir sistemi uyguluyoruz ve özellikle içinde bulunduğumuz yüzyıl ve önümüzdeki 10 yıllara öğrencilerimizi hazırlamak bakımından da her geçen sene ne yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bunu yaparken hem uygulamada hem müfredatta bazı öneriler getirdik ve bunlardan bir tanesi, son günlerde de öğrenciler arasında bu sosyal platform ortamlarının tabii ki içindeyiz, takip ediyoruz, finallerin kaldırılması çok önemli etki yaptı. Şimdi Sayın Hocam, hemen orada bir soru kulaklıktan da geliyor. Üniversite adayları da bunu soruyor. Bunu çok açık net cevaplayın. Olmadığını bildiğim için rahat soruyorum. Finaller kaldırıldı, iş kolaylaştırıldı mı? İşin kolaylaştırması ya da zorlaştırması anlamında değil. Öğrenciyi sadece dönemin sadece birkaç haftalık bölümünde ve diğer bütün derslerle aynı sınav, benzer şekilde final sınavına girdiği bir dönemde yoğun çalıştırıp dönemin dışında diğer haftalarında sanki daha az iş yapacakmış gibi bir süreç olmasın. Projelere yöneldik. Öğrenciler bir ara sınava muhakkak girerler ama dönem boyu öğretim üyesinin 2-3 haftada bir kontrol ederek öğrenciye geri besleme yaptığı, yani bilgileri şunu şöyle yap, buraya bak, bu şekilde geliştir diye projesini geliştirdi ve dönem sonunda onun sunumunu yaptığı bir projeyi tüm döneme yayarak bütün çalışmasını sadece birkaç haftaya odaklamadan yapmasına imkan veriyoruz. Bunu öğrenciler çok sevdiler ve biz bunu senato kararı olarak fakültelerimize uygulamak üzere bir karar aldık ama uygulamasını daha 2 sene öncesinden zaten yine toplantılarda rektörümüz ve yönetimimiz öğretim üyelerini bırakmıştı ve uygulayan öğretim üyeleri, ben de dahil, finalleri kaldıran öğretim üyelerimiz çok olumlu geri dönüş verdi. Çünkü öğrenci dönem boyunca bir projeyi kendisinin geliştirmesini, onun artısını eksisini görmesini ve dünya araştırmasını yapmayı çok seviyor. Bununla beraber yine 21. yüzyıl ve ötesine yönelik çalışmalarda özellikle uluslararası ortamda
dünyanın en ileri gitmiş üniversitelerin internet ortamında sağladıkları dersleri almalarına fırsat veriyorduk. Bunu artık zorunlu hale getirdik. Harvard, MIT gibi, Stanford Üniversitesi gibi kalitesi tartışılmayacak üniversitelerin, onların öğretim üyelerinin veya onların planladıkları derslerin yüzlercesini, hatta binlercesini bulunduğu internet platformlarından öğrenciler asgari iki ders seçecekler. Hatta dönem, eğer o bölümün seçmeli ders sayısı örneğin 20 ise bunun %20'si 4 ders seçecekler ve o dersleri seçerken biz hiçbir şekilde karışmayacağız. Tamamen kendileri bu kararı versin ve dünyayı görsünler istiyoruz. Efendim, öncelikle sohbetimizi MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Hava Karagöz ve yine aynı üniversitenin İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Kibaroğlu ile götürüyoruz. Bir de ben rejideki dostlarımdan bir şey rica edeceğim. Fakülteyi yazarken İktisadi ve İdari değil de İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi diye altyazı yazarlarsa psikoloji çok daha mutlu olacağız. Çünkü orada bazı bölümler var. O ismin orada zikredilmesi gerekiyor. Hemen size dönüyorum. Hanımefendi, iki soruyla gireceğim size. Biraz evvel başta girdik. Tabii ki herkes işte yapay zeka vesaire bunlar anlatılıyor güzel ama hukukta bunu söylemekten ziyade şunu söylemek lazım. Günlerce 21. yüzyılda çeşitli problemler oluyor ve siz o yeniliklere göre problem çözmek için çalışmalar yapıyorsunuz. Ancak size hukuk eğitimi yeterli mi? Neler yapılması gerekir? Bir de Sayın Hocam dedi ki finalleri kaldırıp hukukta da bu geçerli mi diye bir soru var. Buyurun. Sınava girmiş gibi oldum ama sırayla. Hocam sınava, tamam ben şimdi sınava, bunu gördünüz mü öğrenciler neler çekiyor. Şimdi bir defa işte onun çipini kaldırdık. Hukuk modernize olmak zorunda, evet. Bunu biliyoruz. Hukuk eğitiminde yenilikler var. Fakat hukuk muhafazakardır, temel prensiplerini daima korur. Yani başka bir alana göre biraz daha muhafazakar ve etik değerlerle giden bir sistemimiz var. Ama bu bizim modernize olmadığımız anlamına gelmiyor. Hukuk eğitiminde işte siz biliyorsunuz tek tek söylemek gibi klinik gibi bir sürü gelişmeler var. Eğitim aracında değişim olduğu gibi alansal değişimler de var. Sohbet sırasında söylemiştim size. Bizim için ilişkinin yeni doğması değil. Sosyal hayattaki ilişkilerde sorun çıkınca hukuk müdahale eder. Düzen bozulduğunda hukuk ortaya çıkar. Hocam örnek de verin. Hayvan hukuku söylemiştim size. Hayvanlar yüzyıllardır var ama hayvanlarla ilgili hukuk alanı yeni doğuyor. Çünkü insanlar artık bu konuda muzdaripler, hissiyatları var ve bu konuya müdahale istiyorlar. Çünkü ihtilaf doğuyor, müdahale etmesi gerekiyor ve hukuk işte görüyorsunuz kanun teklifi hala parlamentoda duruyor. İnsanlar düzenleme doğru istiyor. Çünkü sosyal hayat sizden bunu talep ediyor. İnternet biliyorsunuz yeni bir alan, belki hatta yerleşti yeni demek zor ama hukuk buna müdahale ediyor. Çünkü hukuk internet alanında hukuki problemler insanlar arasında sorunlar çıktı. O halde alana dahil oluyor. Yani hukuk bir teknolojik gelişmeye derhal müdahil olamaz efendim. Yani sadece bunu söylemek istiyorum ama o teknolojik gelişmede veya yenilikte eğer sorunu var ise hukuk ona müdahale etmek zorunda zaten. Yenilenmek zorunda, o ilişkileri öğrenmek zorunda. İnternet hukuku yapan bir hukukçu internet ortamını bilmesi gerekir. Bilişim ilgilenmesi gerekir. Hayvan hukukuyla ilgilenen kişinin hayvanlarla ilgili problemleri görebilmesi gerekir. Toplumsal cinsiyet sorunuyla ilgilenen bir hukukçunun toplumsal cinsiyete ilişkin bugünkü sosyolojik araştırmaları görmesi gerekir. Hukuk diğer alanları bu şekilde öğrenmelidir. Ama alanı hep aynıdır temelde. Prensiplerimiz çok çok fazla oynamaz çünkü insanlar aynı kalıyorlar. Prensipler aynı, günün şartlarına göre genişlemek. Birçok kural yüzyıllardır ama bu bizim eski olduğumuzu göstermez. Yani ben çok eleştiriyle karşılaşıyorum. Çok muhafazakarsınız. Hayır. Çünkü biz bize ait olanları muhafaza ediyoruz. Hani Latince bazen cümle söyleyince kızıyor ama aynı. Devam ediyor. Doğru. İnsan değişmiyor. Sorunlar çoğalıyor ve değişiyor. Biz de değişmek zorundayız o alan için. Ama evet, temel olması gerekenler korumalıyız. Soru çoktan mı burada kalmış? Hayır. Bir de hukuk eğitimi nereye gitmeli diye. Hukuk eğitimi Türkiye açısından belki Türkiye konuşmuştuk biliyorsunuz. Hukuk eğitiminde bir revize etme ihtiyacımız var. Şu son zamanlarda en büyük güncel olan şey sınav. Tabii biz sınav sisteminde ölçme değerlendirmenin gerektirdiği derslerde asla buna şey yapamayız. Yani bilgi gerektiren derslerde bir bitirme sınavı her zaman olmalıdır. Çünkü bilgisiz devam edemez. Yani proje yapamaz hukukçu her zaman. Dolayısıyla alana göre yeniliklere uyarız ama kendi alanımızda bilgiyi gerektiren seviyeyi düşürecek yeniliklerden korkarız. Burada belki şöyle bir açıklamada fayda var. Yani final sınavı yapmamak bilginin derli toplu olarak ölçülmediği anlamına gelmez. Fakat %60'ı final sınavı olacak olan bir dersi %20'lik dilimler halinde dönem boyunca yapılan proje haline dönüştürürseniz, öğrenci ilk verdiği taslaktan %20'sini alırsa, daha sonraki geri beslemeye karşı
düzeltmelerin revizyon yaptığından %20 alırsa, en son %20 kısmında örneğin sunumda alırsa, bir haftada %60 alacağına dönem boyunca yaptığı ve sürekli olarak geliştirdiği projeden bu notunun o kısmını, final kısmını alması çok daha önemli. Bir de belki yani bu bölümler arası farklı şeyler. Hocam şöyle bir soru. Yine belki de aynı soruya deniliyor ki bölümler arasında dersler, alınmalar söz konusu olabiliyor mu? Örneğin sizin fakülte için kendi bölümleri içerisinde mi alır yoksa başka bölümlere geçebilir mi? Tam ben onu söyleyecektim. Hocam çok ikidir yakalanıyoruz böyle. Çok güzel. aklın yolu bir sonuçta. Buyurun. Şöyle bizim bölümlerimizin tabii ki zorunlu dersler var ama mümkün olan çok sayıda seçmeli dersler var ve bu seçmeli derslerin bir kısmı bölüm hocaları tarafından seçmeli dersler olarak sunuluyor. Bir kısmı da tamamen adı üstüne free elective, yani tamamen seçmeli, serbest. Ve öğrenci başka bölümlerden, ister hukuktan alabilir, ister mühendislikten alabilir, ister edebiyat eğitim fakültesinden alabilir, ister mimarlıktan alabilir. Biz ona sadece o alacağı dersin kendisinin tabii danışmanı da olduğumuz için aynı zamanda öğrencilerle ve neden almak istediği konusunda bir bize danıştığında veya biz kendisine görüştüğümüzde bir bütün halinde kendi hedefine yönelik olarak katkısını öğrenmek istiyoruz. Örneğin bir iktisat öğrencisi finans konusunda gelişmek istiyor ve yapay zekayla da ilgilenip belki ileride kendince bir platform oluşturacak ve internet ortamından veya işte bilimin gelişme teknoloji ortamından istifade etmek isteyecek. Biz onu hayır iktisadın bütün kalıplarıyla burada kal diyemeyiz. Zaten üniversitemizde bütün bölümler arasında git. Ama uygun dersen oradan bulamadın Coursera'dan, oradan bulamadın edX'ten, oradan bulamadın diğer internetten. Biz tamamen de onu, demin onu söylemek istiyordum. Yani öğrenciye hatta şu alanlara gir, şunlara bak bile demeyeceğiz ki ne kadar çok alanı kendisi karıştırırsa, bakarsa orada kendisine belki bizim bile gösteremeyeceğimiz fayda olabilecek bilgileri kendisi bulabilir. Keşfetmek öğrencinin en çok sevdiği şey, kendi olan güvenini artıran şey ve bizim üniversitemizin en temel prensiplerinden bir tanesi esneklik ve özgüven sağlamaya yönelik teknolojinin kullanılması. Peki, hemen size geliyorum Sayın Kargöz. Şimdi şöyle, hukukta ama bunu madde madde gidelim, yanlış ifade ediyorlar. Ben şimdi sizin ne söyleyeceğinizi tahmin ediyorum bu soruya karşı ama. Bakalım inşallah. Hukuk kendi ülkesinin diliyle olmak zorunda. Evet. Bu bir. Ancak günümüzün şartlarında İngilizce hukuk. Şu terimleri tam gençlere açıklayın. Tamam. Şimdi hukuk yerel bir şey. O yüzden hakim, Türk problemi. Suçlu. Dolayısıyla sanık, tanık ve tabii ki avukatın Türkçeyi çok iyi. Başı da Türkçe abi. Şüphesiz. Yani İngilizce yapmıyoruz. Dolayısıyla ana dilimizdeki muhtariyetimiz çok yüksek. Evet. Fakat çok eskiden beri aslında bakın Osmanlı'da da hukukçular özellikle Tanzimat döneminde Fransızca öğrenmişler. Yani hepsi dil bilen insanlardı. Çünkü hukuk yerel bir uygulamaya sahip olsa da beynelmiler bir şeydir, uluslararası bir şeydir. Dolayısıyla hem hukuk bilgisine ulaşmak hem hukuk bilgisini uygulamak için aslında yabancılığa ihtiyaç var. Şimdi İngilizce tabii önceleri Fransızca çok yaygındı dünyada ama son zamanlarda biliyorsunuz iletişim dili olarak İngilizce yaygın. Dolayısıyla belki Avrupa'da hukuk bilimi açısından temel bir unsur olmasa da şu anda çok yaygınlaşan bir dildir. Ve dolayısıyla hukuk alanında da İngilizce çok popüler, çok faydalı ve ihtiyacı gider. Bu sadece hukuk bilimi açısından değil fakat uygulaması açısından önemli. Çünkü müşteriniz İngiliz olabilir. Siz yurt dışında çalışan uluslararası şirketlerle iletişim kurabilirsiniz. Bir büyük avukatlık bürosu artık şu anda dünya çok büyük. İnternete giriyorsunuz, yarısı İngilizce bilginin bilmeniz gerekiyor. Hukuk İngilizcesi de bilmeniz gerekiyor. Kendinizi geliştirmek ve ilerlemek zorundasınız. Dolayısıyla hukuk fakültelerinde İngilizce iletişim dili olarak kesinlikle çok faydalı. İkinci yabancı dil, İlber Hoca'yı da anayım, o söyle 2, 3, 4 belki. Ama ikinci yabancı dil ve özellikle Latince'den türeyen bir dilin, Fransızca, İtalyanca, Almanca mesela bize çok önemli. Biz dili çok önemsiyoruz. Kişiyi geliştireceğini biliyoruz. Çok da gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bizim fakültemiz %30 İngilizce. Dolayısıyla derslerimizin en azından öğrencimizin mezun olması için %30 kredi alması gerekiyor ve çok fazla seçim dersimiz ve hatta zorunlu dersimiz var. Ama gayet faydalı olduğuna inanıyorum. Tabii öğrenciye bağlı bir şey. Peki efendim, bu bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuklarım. Yalnız sevgili Mustafa Kibaroğlu, hocam İlber Ortay dedi. Biz de Süheyl Batım'ı burada selamımızı gönderelim. Bir gün 3 Galatasaraylı bir şeyler yapalım. Çok güzel olur.
Efendim çok değerli konuklarım. Onlar Mevlifli oldu hocam. Evet. Üçü de Mevlifli full time hocamız. Hayır, onu demiyorum, Galatasaray Lisesi. Ha, peki Galatasaray Lisesi, peki ama. Biz Galatasaray Lisesi'yiz. Efendim Memphis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Kibaroğlu'na, yine aynı üniversite hukuk fakültesi rektörü Profesör Doktor Sayın Havva Karagöz'e bir kez daha. Dekanı. Pardon. Fakülte dekanı Profesör Doktor Havva Karagöz'e teşekkür ediyoruz. Hocam hepten karıştı. Oradan oraya oraya deyince hepimiz karıştı. Ama başımı hiç açacaksınız şimdi durup dururken. Niye, belki de size şey yaptık hocam. Muhammed Hoca mı kızacak? Aman Muhammed Hocam, benim yerime göz koydu. İzlemiyordun hiç. Estağfurullah. Peki efendim.